İster askeri, ister sivil pilot olsun, uçuş eğitiminin en önemli ayağını simülatör oluşturuyor. Havayolu pilotları 6 ayda bir eğitimlerini simülatörde tazeliyor. Türkiye'nin yazılım ve simülasyon merkezi Avelsan, uzun yıllardır askeri pazarda edindiği simülatör tecrübesini artık sivil sektöre aktarıyor. Hedef, dünya pazarından pay almak. Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bugün Ankara'da Havelsan tesislerindeyiz ve çok özel bir uçuşa katılacağız. Arkamda görmüş olduğunuz Airbus A320'nin Neo serisinin simülatörü. Havelsan tarafından burada tasarlandığı ve önümüzdeki dönemde işlemler bittikten sonra Türk Hava Yolları'nda hizmete giriyor. Daha önceden Havelsan 737 NG olarak adlandırılan simülatör ailesini yapmıştı. Şimdi yeni bir tip katıyor ve önümüzdeki günlerde A320, arkasından Boeing 737 Max simülatörleri gelecek ve Havelsan da bu pazardaki ağırlığını daha da arttıracak. Şimdi A320'nin içine geçiyoruz ve özel bir uçuşa çıkıyoruz. Şu an A320 Neo'nun içindeyiz. Hocamızla birlikte o sol tarafta kaptan pilot yerinde, ben de sağda ikinci pilot olarak oturacağım. İstanbul Havalimanı'ndan kalkacağız. Nereye gideceğiz, bir bilgi verir misiniz? Atatürk Havalimanı 2-3 pistine iniş olacak. Şu anda 1-7 soldan kalkış yapacağız. 4000 fit irtifaya tırmandıktan sonra Beykoz üzerinden 2-3 ILS olarak final fixer capture olacağız. Bu arada şunu da belirteyim. Simülatörde maske kullanılıyor. Niye maske kullanılıyor? Çünkü pilotlar, uçuş öğretmenleri, kalabalık en az 3-4 kişi simülatör içerisinde yer alıyorlar. Ve tabii ki yakın temas nedeniyle, sosyal mesafenin ne yazık ki şartlar nedeniyle çok fazla korunamadığı için uçuş ekipleri, öğretmen pilotlar, öğrenciler maskeyle uçmak zorundalar. Bu galiba şu anki uluslararası kural bu. Aynen, katılıyorum. Koronavirüs tedbirleri gereği bunu uyguluyoruz. Şimdi pist başındayız ve kalkıyoruz. Evet hocam. İyi uçuşlar. İyi uçuşlar olsun. Süretimiz artıyor. 80 knot, 100'ü geçtik. Biraz set. 100 knot. V1. Rotation. V1'la birlikte kalkışımız gerçekleşti. Şu an Atatürk Havalimanı'na doğru gideceğiz. İstanbul Havalimanı'ndan kalktık. İran. Kalkışımızı tamamladık. Şu an 4000 fite doğru devam ediyoruz. Mutabıkız. Henüz daha bitmedi kalkışımız. Flaplarımızı aldık. Evet. Işıklarımızı kapattık. After takeoff çektisi yapmış, kabul ediyorum. 4000 fite tırmanıyoruz. Süratimiz 240 knot olacak. Beykoz'daki VR'ın üzerine doğru gideceğiz. Ondan sonra dönerek Atatürk Havalimanı için yaklaşımız. Geç pistine ARS ve Otelant deneyeceğiz ki simülatörümüzün Otelant Catri Delta kapasitesinin olduğunu göreceğiz. Ellerimizi kumandadan çeksek bile sistem, simülatör otomatik inişleri gerçekleştirecek. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ben de ilk defa yaşayacağım bunu kokpitte. Aynı zamanda uçuş esnasında değişik hava koşulları yaratma imkanımız var. Türbülans, bulut durumu, gece gündüz şartları, bu tür çevre şartlarını yaratabiliyoruz. Bu arada dışarıdaki arazi yapısı, yerleşim birimleri, şimdi kar yağışı başladı. Bunlar açısından da Havelsan mühendisleri görselliğe de büyük önem vermişler. Bunlar da tabii ki eğitimin bir parçası. Şu an galiba dışarıdan bir yıldırım mı isabet ediyor, o sesleri alıyoruz ama. Evet, ekran çektisi. Dolayısıyla bunun gereği ILS yapacağımız için ILS'leri bastık. Tanıtmasını aldık. Radyerden doğrulamasını yaptık. Performans 5'te ilgili değerlere giriyoruz.
pist hazırlıklarımız tamamlandı. Efendim, Beykoz istikametine devam ediyoruz. Daha sonra 2-3 final fixi için ayrısı capture olacağız. Onun için approach butonuna bastık. Otelant yapacağımız için capture view şartları yarattık. Karşımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru gidiyoruz. Beykoz o bölgede orada bir VR istasyonu var. Onun üzerinden dönüşümüzü yaparak Atatürk Havalimanı için uçuşumuza devam edeceğiz. Güzel bir İstanbul manzarası üzerinde uçuyoruz. Yavaş yavaş Halic'in üzerine doğru geleceğiz. Topkapı Sarayı sol tarafımızda kalacak ve arkasından Atatürk Havalimanı için pistlerini de zaten gördük. Şu an tek pist var Atatürk Havalimanı'nda. ALS'e oturacağız. Sonra inişi simülatör kendisi gerçekleştirecek. Herhangi bir müdahalemiz olmayacak. D seviyesi simülatörlerde bu özelliklerin olması büyük önem arz ediyor. Ve yaklaşmamızı yapacağız. Yavaş yavaş kaptanımız uçuş hazırlıklarını bir yandan kontrol ediyor. Etkilerine bakıyor. Hocam ALS'e oturduk mu? Doğrudur. Klasikomu da yakalamak üzereyiz. Bilal'e ALS yaklaşmasına devam. ALS iki ayrı yaklaşma, hem alçalma hem de istikameti koruyarak çok hassas bir şekilde sıfır neredeyse metre görüş şartlarına kadar otomatik bir şekilde yapıyor. Tabii ALS'te bu sistem olması gerekirken uçakta da bu sistemin olması, pilotların buna göre eğitimlerinin olması gerekiyor. Şu an iniş hazırlığımızı tamamlamış buluyoruz. Yani 6 metresine göre de enfide yaklaşıyoruz. Yani dokunmadan uçak kendisi gelip frenlemeyi, yavaşlamayı pist içinde yapacak. Şartlarını yaratırsa otelantımız low visibility daha güzel görüşürüz. Şu an sanki sis varmış gibi pisti 1000 feet'teyiz yaklaşık 330 metrede ama görmüyoruz. Hatta gece görüntüsü bile verildi şu an. Grafikler açısından gayet güzel. Son hazırlıklarımızı kaptanımız yaptı. Landing çektiğimizi tamamladık. Simülatörün güzelliği gece gündüz fark etmiyor. Bu arada sahil yolu bağlantısı vardır. Orada giden araçların lambalarını bile görüyoruz. Yani o detaylar da düşünülmüş. Bu da gerçek hayata yakınlık açısından önemli bir faktör. Yaklaşma süretimiz 120 knot. Yaklaşık 200-220 kilometre civarında. İyice görüş düşmüş vaziyetinde. Hiç neredeyse pistin yaklaşma ışıkları dahil görmüyoruz. 200 feet artık. Şu anda böyle bir hayal meyal görmeye başladık. Uçağımız geliyor. Ve 2-3 pistine şu an teker koyduk. Hemen motor frenlerimiz, reverse'lerimiz açılıyor. Süratimiz 60 knot, 40 knot yavaşlıyoruz. Ve biraz sonra duruşumuz gerçekleşip pisti terk edecek. Evet. Low visibility'de şart sarı şeridi takip etmektir. Bize kılavuzluk yapıyor ve hangi taksiyonla terk edeceğimize bize yardımcı oluyor. O nedenle low visibility'de bu orta çizgiyi ve sarı çizgiyi takip ediyoruz. Siz hem sivil hem askeri tarafta çok sayıda simülatörle uçtunuz. Havelsan artı ne koyuyor bu simülatörlerin üzerine? Ne fark var? Bir de böyle bir tecrübe açısından sizden birkaç cümle alabilir miyiz? Tabii yerli ve milli olması açısından çok önemli. Bugüne kadar aldığım simülatörler yurt dışında değişik firmalarda temin ediliyordu. Sadece Türk Hava Yolları değil, diğer şirketlerimiz söyleyebilirim. Ama şu anda ilk defa Türk Hava Yolları'na hem mühendisiyle hem de teknisyeniyle artı biz gibi iki arkadaşız, yerli pilotlarımızla simülatör üretmekten gurur duyuyoruz. O nedenle ilk adım açısından çok önemli. Gerisi gelecektir. Şu anda Türk Hava Yolları'nın Sedat Şekerci Eğitim Merkezi'nde simülatörümüz konuşlu durumda ve oradaki operasyonlara devam ediyor.
Hemen akabinde Türk Hava Yolları ile yaklaşık 1,5 yıl önce imzaladığımız kontratla beraber toplam 5 simülatör daha tedariği gerçekleştireceğiz. Bunlardan 3 tanesi Airbus A320, Sion Neo ve PW motorlarına yönelik çözümlerimiz. 2 tanesi de Boeing 737 Max platformuna yönelik çözümlerimiz olacak. Hepsi yine aynı merkezde, aynı eğitim merkezine teslim edilecekler. Hareketli olarak adlandırılan simülatör pazarında çok az imalatçı var. Önemli bölümü de Amerika veya Avrupa merkezli. Havelsan, askeri alandan sonra sivil simülatör pazarında da geliştirdiği farklı ürünlerle ben de varım diyor. Türk Hava Yolları'nın ardından hedef dünya pazarına açılmak. Bu konuda en önemli avantaj ise satış sonrası verilen destek. Türkiye'nin yazılım ve simülasyon merkezi Havelsan, havayolu simülatörlerinde yakın zamanda yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.